Şeyse kim şeyimiz aldım ben de müsaitse. Depo da varsa bir ekran. Yani ben gece orada. Söyledim ben de Haydar'a Haydar. Kızım. Burada yakalanan şahısların bir an önce Segbis vasıtasıyla ifadelerinin alınmasını sağlanarak uçuşlarına yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Yine aynı şekilde infaz işlemlerini hızlı bir şekilde yerine getirerek mesela para cezası ödenecekse bir an önce ödemeyi sağlayıp tahsilatını yapıp şahsı serbest bırakarak uçuşuna yetişmesini sağlamak. Yine yurt dışından gelen ölümlerde yapılması gereken otopsi ve ölüm muayene işlemlerini hızlı bir şekilde yerine getirerek cenaze merasimlerine cenazelerin yetişmesini sağlamak hedeflenmektedir. Yaklaşık 200 civarı soruşturma evrakı, 200 civarı yakalama evrakı geldi. Geçen senenin rakamları ise Nisan ayından 2019 sonuna kadar 3800 civarı yakalama evrakımız geldi. 2900 civarı da soruşturma evrakına baktık. Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde İstanbul Havalimanı'nın yetki alanımızda olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde hizmet verecektir. 24 saat Cumhuriyet Savcımız ve Katibimiz bulunmaktadır. 24 saat hizmet verecektedir. Adliyenin dizaynı da o şekilde yapılmıştır. İstanbul Havalimanı'na yakışır bir hizmet binası olmasını düşündük öncelikle. Çağdaş bir konsepte burayı gerçekleştirdik. Adalet Bakanlığımızın olur görüş ve destekleriyle bize tahsis edilen, havalimanı tarafından tahsis edilen yerde en güzel şekilde bir bina oluşturmaya çalıştık. İhtiyaçlara binaen eksiksiz bir sistem kurmaya çalıştık. Savcı odası, hakim odası, duruşma salonu, toplantı salonu, istirahat mekanları, mutfağımız ve benzeri ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz odalarımız, arşiv odamız mevcuttur. Bakanlığımızın bu projesi burada ilk denemesi yapılacak. Dünyada da ilk olan bir proje. Buradan sonra da büyük havalimanlarında hayata geçirilmesi düşünülmektedir. Biz burada startı verdik. Burada bir uygulama oluşturacağız. Ondan sonra diğer havalimanlarına da örnek oluşturacağı düşüncesindeyiz. 15 gün zarfında çok olumlu tepkiler aldık. İnsanlarını uçaklara yetiştirdik. Mesela Türkistan'a uçacak bir vatandaşımız Türkistan uçağına yetişti. Yurt içi aktarması olan vatandaşlarımız yurt içi aktarmalarına yetişti. Yüzleri gülerek ayrılıyorlar, teşekkür ediyorlar. Çok olumlu karşılanıyor. Projenin amaçlanan hedefe bu şekilde de ulaştığını düşünüyoruz. Havalimanına gelen şahıslar pasaport kontrolünden, kimlik kontrolünden geçiyorlar. Bu esnada yakalamalar olduklarının farkına varılıyor. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de bu şahısları bu hizmet birimi açılmadan önce Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır ediyordu veya yetkili mahkemeye götürüyordu. Biz bu aradaki uzun süren ve meşakkatli süreyi
kısalttık. Direkt buraya getiriliyor. Burada hazır ediliyor. Türkiye'nin tüm tarafındaki Segbis bundan. Çünkü Türkiye'nin tüm adliyelerinde Segbis mevcut. Segbis vasıtasıyla şahıslar ifadelerini veriyor. Bu şekilde de hızlı bir yargılama faaliyeti gerçekleştirmiş oluyoruz. İşlem süresi ne kadar oluyor? Biraz önce biz hani davaya tanıklık etti. Çok fazla uzun sürmedi. Yani ortalama bir saat içerisinde sonuçlanabiliyor. Karşı tarafla irtibat, Segbis için irtibat kurulması var. Ondan sonra bir saat içerisinde bazen 40 dakikada bazen yarım saatte bir dosya kapanabiliyor. İfade verilebiliyor. İfade verilebiliyor. İfade verilebilir. Bu şey,